Fırtına yaklaşıyor. Aracı hazır hale getirelim. Yavrular iki değil, üç taneymiş. Biri daha gösterdi kendini. Yağmur altında bekleyen anne ve yavruları güzel resim verdiler. İşte ailenin geri kalanı. Ne dersin Patrick? Sence bugün başka yırtıcılar da görebilir miyiz? Bu havada dışarıda kalmamız çok güvenli değil. Ya doğru söylüyorsun. Ya sadece şansımı denemek istedim. Aslanlar bundan 2000 yıl önce sayıları 1 milyondan fazlayken artık dünya üzerinde yalnızca 32 bin civarındalar. Kaplanlardan sonra en büyük kedigil olan aslanların çoğu 2 yaşında yuvadan ayrıldıktan bir süre sonra ölüyor. Ne yazık ki dünyaya gelen her 8 aslandan sadece biri yetişkin olana kadar yaşayabiliyor. Afrika aslanının nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu halde koruma kapsamına alınmış değil. Bunda maalesef avcılık faaliyetlerinin de etkisi olduğunu söylüyorlar. Şuna bak. Yağmur damlalarını yalamaya çalışıyor. Çok güzel fotoğraf olacak. Müthiş bir fotoğraf oldu. Evet. Bayıldım. Aile, tahmin ettiğimizden de kalabalık. Aslan oldukça sosyal bir hayvan. Onları yalnız görmek oldukça zor. Avcı dişiler, sürünün gençleri ve yavrular. Her daim yan yanalar. Yaşadıkları bölge ise genelde sürünün lideri bir erkek aslan tarafından kontrol ediliyor. Bu sayı bazen ikiye de çıkabiliyor elbet. Ancak kim ister ki gücü ve iktidarı paylaşmayı? Zayıf olan hata yaptığı anda bunun bedelini canıyla ödüyor. Aslında bu dişi aslanların toparlanıp o öküz başlı antilopların peşine düşmeleri gerekir. Ufukta büyük bir sürü hareket halinde şu an. Ama bunlar bir türlü ayağa kalkıp peşlerinden koşmayı istemiyorlar nedense. Bir anda hava öylesine bozmuştu ki yağmur ve rüzgar adeta tüm Masai Mara'yı etkisi altına almıştı. Hava da kararmak üzereydi ve hava kararmadan bir şekilde kampımıza dönmek zorundaydık. Tam o esnada yola çıktık, kampımıza doğru yaklaşırken öyle bir manzarayla karşılaştık ki. Pes edecek gibi gözükmüyorlar. Kesinlikle öyle. Bak, gördün mü? Arkasına dolanmaya başladılar bile. Evet, arkalarından dolanıyorlar. Sırtlanlar oldukça ilginç hayvanlar.
Onlar için aile olmak çok ama çok önemli. Birlikte geziyor, birlikte avlanıyor ve hayatlarının sonuna dek birlikte yaşıyorlar. Çok güçlü olan çene yapıları sayesinde acımasız birer avcılar. Genellikle hasta, yaralı veya yalnız hayvanlara saldırıyorlar. Dahası avlarını canlı canlı yemeleriyle nam salmışlar vahşi doğaya. Ürkütücü değil mi? Şu an tam karşımda sürüden ayrılıp yolunu kaybetmiş bir öküz başlı antilopu köşeye sıkıştırmakla meşguller. Sırtlan ailesinin üyeleri henüz genç ve Patrick bu sebeple avlarına yaklaşırken acemice hareket ettiklerini söylüyor. Her an her şey olabilir. Sırtlanlar bir süre sonra geri çekilip havanın kararmasını bekleyecek. Antilop çok ama çok büyük bir hata yaptı ve ne yazık ki bunun bedelini ödemek zorunda. Fırtına iyice yaklaşmaya başladı. Evet, zamanımız azalıyor. Evet. Artık gitme vakti. Pekala. Hadi gidelim. Masai Mara'da her zamanki fırtına öncesi sessizliğinde geceyi beklerken kim bilir uzaklarda neler oluyor diye düşünmeden edemiyor insan. Burada, bu topraklarda doğanın sayısız mucizesiyle karşılaşmak için her daim hazır olmak gerekiyor.